Botoks cilt gençleştirmede direkt olarak kullanılan bir yöntem, bir uygulama değil aslında. Yüzün üst 1/3 kısmında oluşan kırışıklıkların, ki bunlar göz etrafında oluşan kaz ayağı çizgileri, iki kaş arasında oluşan kaş çatma çizgileri ve alında oluşan frontal kasın hareketliliği oluşan paralel çizgilerin giderilmesi gibi konularda kullanılan bir teknik. Botoks cildin gençleştirilmesinde direkt olarak kullanılmaz ama kırışıklığın azaltılmasında kullanılır. Yani cilt gençleştirme deyince bizim aklımıza gelen şey cildin su tutma kapasitesinin arttırılması, cildin dokunuşunun daha kadifemsi hale gelmesi, daha genç görünmesi, parlak görünmesi, lekelerden arındırılması gibi şeyler aklımıza geliyor. Yani cildin kendi tekstürü, yapısının değiştirilmesi aklımıza geliyor. Halbuki botoksun direkt olarak böyle bir etkisi yok. Botoks direkt kas sinir kavşağını etkileyerek kasların belirli bir süre az çalışmasını sağlayan bir ilaç. Fakat botoks enjeksiyonuyla kişinin bakışları, duruşu değişir. Daha parlak, dinamik, canlı bakmaya başlar. Etrafındaki insanlar botoks uygulamalarından sonra insanlara şöyle söylerler. İşte sen daha iyi görünüyorsun, daha dinlenmiş görünüyorsun, daha mutlu görünüyorsun derler. Bu eğer cilt gençleştirme olarak sayılabilecekse, evet, botoksun da böyle bir etkisi vardır.